Birinci soruya baktığımızda şekil 1'in içindeki her bir alanın kareyi belirttiğini ve uzun kenarın 30 santimetre olduğu bilgileri verilmiş bize. O zaman buraya düşen her birer 6 santimetre olur. Aynı şekilde bu bir kare belirttiği için dört kenarı birbirine eşittir. O yüzden buralar da 6 santimetre olmuş olur. Uzun kenar 30 santimetre ise kısa kenar da 4 çarpı 6'dan 24 santimetre eder. Buradan şekil 1'in alanı 30 çarpı 24'ten 720 santimetre kare eder. Deniz ilk başta 90 santimetrelik kısmı yeşile boyamış. Yani 90 bölü 720'den 1 bölü 8'lik kısmı yeşile boyamış. Ve soru bizden öyle bir şey istiyor ki geri kalan kısmın kaçta kaçını boyarsa şekil 2 elde edilmiş olur diyor. Şekil 2'ye baktığımda bütün şeklin 3 bölü 4'ü boyalı. 3 bölü 4'ü de şu şekilde ifade edebiliriz. Paydayı genişletiriz ve 6 bölü 8 yapmış oluruz. Aslında bizim sorumuz şuna dönüşmüş oldu. Bizim tablomuz vardı. Tablomuzda 8 tane parça vardı. Ve bu tablonun başlangıçta 1 bölü 8'lik kısmı boyalıydı. Ve soru bana soruyor ki geri kalan kısmı kaçta kaçını boyarsam bu oran 6 bölü 8 olur diyor. Ben 5 parça daha boyarsam totalde 6 bölü 8'lik orana ulaşmış olurum. Yani geriye benim aslında 7 parçam vardı. 5'ini boyarsam istediğim sonuca ulaşmış olurum. Bu da 5 bölü 7 demek. Cevap Denizli. İkinci soruya baktığımızda 100 bin takımın katılacağı bir turnuvadan bahsediliyor ve bu turnuvada bazı kademeler var. Kademelerde bazı takımlar bir kurala göre eleniyor. Bu kural da şu şekilde. Tek sayılı kademelerde, örnek veriyorum 1, 3, 5, 7. kademeler gibi kademelerde takımların 1 bölü 10'u eleniyor. Yani aslında geriye 9 bölü 10'u kalmış oluyor. Çiftlerde ise 1 bölü 9'u eleniyor. Geriye 8 bölü 9'u kalmış oluyor. Soruda da bizden 10. kademe sonunda kalan takım sayısını soruyor. Ben burada şu mantıkla gittim. Örnek veriyorum benim turnuvaya katılacak takım sayım 10 olmuş olsun. Benim birinci kademe sonunda takımlarımın 1 bölü 10'u eleniyor. Yani geriye aslında 9 bölü 10'u kalıyor. Ben onu 9 bölü 10'la çarparsam geriye kalan takım sayısını bulmuş oluyorum. O yüzden ben sağ alta hepsini yazdım kademelerin. Şimdi çarpma işlemini yapacağız. Başlangıçta 100 bin takımımız vardı. 100 bine bunlarla tek tek çarpacağız. Burada zaten yapmamız gereken bazı sadeleştirmeler var. Ondan sonra yeterince kolay olacak zaten. 9'ları sadeleştiriyorum. Aşağıda 5 tane 10 kaldı. O 5 tane 10'u da yukarıdaki 100 binle sadeleştiriyorum. Geriye 5 tane 8 kalmış oldu. Yani 8 üzeri 5 kalmış oldu. 8'i de bildiğiniz üzere 2 üzeri 3 diye ifade ediyoruz. Yani 2 üzeri 3 üzeri 5 oldu. Bu da 2 üzeri 15 demektir. Yani cevap Ceyhan. Üçüncü soruya baktığımızda bir parkur var. 250 kilometrelik. Bir de Ali var. Ali de saatte 10 kilometre hızla bu parkurda hareket ediyor. Şimdi Ali başlangıçtan itibaren 9 saat hareket ediyor. Yani 90 kilometre gitmiş oluyor. Sonra diyor ki gittiği yolun kalan yola oranı bir kesir ifade ediyor diyor. Şimdi Ali'nin gittiği yol 90 kilometre. Kalan yol da kaç kilometre? 160 kilometre. Bu oran bir kesir ifade ediyormuş. Bu kesir ne oluyor şu an? 9 bölü 16 olmuş oluyor. Tamam. Bunu bulmuş olduk. Gittiği yolun tüm yol oranının bu kesirin karekökünü ifade etmesi için moladan sonra kaç dakika daha aynı hızla hareket etmelidir? Şimdi Ali moladan sonra biraz daha hareket ediyormuş. Onu da şu şekilde gösterelim. Buraya da x diyelim. Ali moladan sonra x kilometre daha gitmiş olsun. Şimdi gittiği yol ne olmuş oldu? 90 artı x olmuş oldu. Tüm yol oranı da 250 yani. 250 oranı bu kesirin karekökünü eşitmiş. Kesir dedi hangisi? Yukarıda bulduğumuz 9 bölü 16. Bunun karekökü kaç olur? Kök içine aldığımızda 9 kök içinden 3 diye çıkar. 16 da 4 diye çıkar. Yani 3 bölü 4 olur. Buradan 3 bölü 4'ü eşitlediğimizde içler dışlar yaptığımızda buradan 4x eşittir 390 olur. X de buradan 390 bölü 4 gelmiş olur. Bize sorduğu şey ise moladan sonra kaç dakika daha aynı hızla hareket etmelidir? Biz x'i bulmuş olduk. Yani yolu bulmuş olduk. Şimdi bildiğiniz üzere x eşittir vt diye bir formülümüz var. Yani aslında formül diyemeyiz de yani ezberlenecek bir şey değil. Biz hızımızla gittiğimiz saati çarparsak tabi hızımızın birimiyle saatimizin birimi uyuşması lazım bu arada. Gittiğimiz yolu buluruz. Şimdi biz 390 bölü 4 kilometre gitmiş olmak istiyoruz. Bunu da 10 saatte 10 kilometre bölü hızla yapmak istiyoruz. T'yi ben önce saat cinsinden bulacağım. Sonra 60'la çarpıp dakikaya çevireceğim. Şimdi T buradan ne gelir? 39 bölü 4 gelir.
İki taraftan da sıfırları sadeleştirdiğimizde. Ben saat olarak bulmuş oldum. 39 bölü 4 saat gitmem gerekiyor. Ben bunu dakikaya çevirmek için 60 ile çarpıyorum. 60, 4 ile sadeleşir 15 olur. 39 çarpı 15'ten cevap 585 olur. Yani cevap Denizli. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya baktığımda belli kutular var. Kutular boş. Bu işlemlerin sonuçları var. Yukarıdaki sayıları kutulara yerleştireceğiz ve bu sonuçları bulmaya çalışacağız. Bunların sonucunda da A kaç olabilir diye soruyor. O zaman hemen başlayalım. İlk iki kutuya yukarıdaki sayılardan hangilerini getirdiğimde çarparsam sonuç 2 çıkar. Düşünüyorum. Eksi 2 çarpı eksi 1 yaptığımda 2'ye ulaşabilirim. Onun dışında artı 1 çarpı artı 2 yaptığımda da 2'ye ulaşabilirim. Başka da bir ihtimal yok. Şimdi ikinciye geçiyorum. Ben eksi 5'e ulaşmak için hangi işlemleri yapabilirim? 0'dan 5'i çıkarırım. Eksi 5 bulurum. Eksi 2'den artı 3 çıkarırım. Yine eksi 5 bulurum. Ben eksi 1'den artı 4 çıkarırım. Yine eksi 5 bulurum. Bunun dışında da başka bir ihtimal yok. Hangi iki sayıyı böldüğümde 2'yi bulabilirim? O da şöyle olabilir. Ben artı 4'ü 2'ye bölerim. 2 bulabilirim. Ya da ben artı 2'yi 1'e bölerim. Yine 2'yi bulurum. Şimdi o zaman ben şöyle yapacağım. Ben diyelim ki aşağısı için 2 ve 1'i seçtim. O zaman bu seçeneği kullanmadım ben. 2 ve 1'i kullanmış oldum. Şimdi yukarıda da 2'yi ve 1'i kullandım. Seçenekleri eliyorum. Nerede 2'yi kullandım? Burada 2'yi kullandım ve 1'i kullandım. Bu kadar. Şimdi ben yukarıda zaten en üstteki burası için 2 seçeneğim vardı. Biri iptal olduğu için 1'i kullanamayacağım için, 1 ve 2'yi kullanamayacağım için eksi 2 ile eksi 1'i kullanmak zorundayım. Buraya eksi 2 ve eksi 1 yazarsam ortadaki seçenekten de eksi 2'yi ve eksi 1'i kullandıklarımı silmek zorundayım. Şimdi burada eksi 2 var, burada da eksi 1 var. O yüzden bu seçenekleri de eliyorum. O yüzden burası da mecburen 0 eksi 5 artı 5 olmuş oluyor. O zaman ben kullandığım sayıları yukarıdan eleyeceğim. Eksi 1'i kullandım. Eksi 2'yi kullandım. Eksi 1'i kullandım. 0'ı kullandım. 2'yi kullandım. 1'i kullandım ve 5'i kullandım. Geriye 3 ve 4 sayılarım kaldı. Şimdi ben 3 artı 4'ten 7 buluyorum. Ama şıklarda 7 yok. O zaman demek ki bu ihtimal değilmiş yani. Hangi ihtimal değilmiş onu da söyleyeyim. Ben şimdi başlangıçta burayı 2 ve 1 seçerek başlattım ya. Demek ki öyle başlamayacakmışım. 4 bölü 2'den başlayacakmışım. Şimdi öyle yapalım. Demin işlemleri geri alıyorum hızlıca. Tamamdır. Ben buraya 4 bölü 2'yi seçiyorum. Burası için. Burayı 4 bölü 2 seçtim. Bunu da kullanmadım. Şimdi yukarılardan 4'ü ve 2'yi kullandığım yerleri sileceğim. Buradan 4'ü kullanamam. Çünkü aşağıda kullandım. A2'yi de burada kullanamam. O yüzden en üstteki işlem için de sadece bunu kullanabiliyorum. Eksi 2. Eksi 1. Aşağıdan da eksi 2'yi kullandığım için bu seçeneği eliyorum. Buraya da mecburen 0. Eksi 5'i kullanacağım. Şimdi yukarıdan seçtiklerimi eliyorum. Eksi 2 eledim. Eksi 1 eledim. 0 eledim. 2 eledim. 4 eledim. 5 eledim. Geriye 1 ve 3 kaldı. Ben 1 artı 3'ten A'yı 4 olarak da bulabiliyorum. Yani cevap zaten olabilir diye soruyordu. 7 de olabiliyordu. 4 de olabiliyordu. Yani cevap Ceyhan. 5'in soruya baktığımızda bazı şekiller var. Bir üçgene benzeyen şekiller ve bu üçgenin köşelerinde bazı kareler var. Şimdi bu şekil bize bir sayıyı ifade ediyor. Bu üçgenin alt iki köşesindeki karelerin içindeki sayıların toplamının üstteki karedeki sayıya bölümünün bu sonucun tam kısmı aslında bir sayı ifade ediyor. Şimdi o zaman soruyu yapmaya başlayalım. Bize artı b'nin alabileceği farklı değerleri soruyor bu arada. Şimdi ben 2a iki basamaklı sayısını ben 20 artı a şeklinde yazabilirim. 3b sayısını da 30 artı b şeklinde yazabilirim. İşlemleri de ben şuraya yapmak istiyorum. Şimdi 20 artı 30 artı a artı b bölü yukarıdaki karenin içindeki sayı yani 4 sayısı. 4 eşittir 13 virgül bir şeymiş. Tam 13 diyemem çünkü tam sayısını aldığımız için bu sayı 13 virgül 0 da olmuş olabilir. 13 virgül 1 de olmuş olabilir. Yine en büyük ihtimal 13 virgül 9 da olmuş olabilir. Yani a artı b'nin aslında farklı değerler alması buradan kaynaklanıyor. Biz virgülden sonrasını bilmiyoruz. O zaman ben burada iki seçeneğe baksam yeterli. Bir minimum seçeneğe bakacağım. Bir de maksimum seçeneğe bakacağım. Şimdi minimum için bakıyorum. 4 ile 13 çarptığımda 52. Mesela farklı renkte yazalım karışmasın. 4 ile 13 çarpıyorum 52. 52 eşittir
50 art AB oluyor. A artı B oluyor. Maksimum için baktığımda da 4 çarpı 13,9 yapıyorum. Bu da bana 55,6'yı veriyor. 55,6 eşittir 50 artı A artı B sayısını veriyor. Ben 50'leri sadeleştirdiğimde A artı B'yi minimum olarak, onu da belirteyim, minimum ve maksimum olarak. A artı B'yi minimum olarak 2 buluyorum. Maksimum olarak da A artı B'yi 5,6 buluyorum. Şimdi alabileceği farklı değerlerin toplamını soruyor. Burada tam sayı tam sayı dememiş diyeceksiniz. Zaten tam sayı olmak zorunda. Çünkü bunlar iki basamaklı sayıların birler basamağındaki sayılar. Yani ondalık da olamazlar zaten. O yüzden A artı B'nin 2, 3, 4 ve 5'ten başka olmayıp 5'ten başka bir sayıya denk gelme ihtimali yok. O yüzden alabileceği değerler de farklı değerler de bunlar. Bunların toplamı da 14 ediyor. Yani doğru cevap Denizli. Şimdi Bakhtiyar Treyon'un en yakın olan Özgür, en uzak olan ise Sefa'ymış. Bunu şu şekilde gösterebilirim. En yakın olan Özgür, en uzak olan Sefa. Geriye zaten bir nokta kalıyor. O kişi de Saffet olmuş oluyor. Şimdi benden bu kişilerin sıvı yağ reyonuna olan uzaklıklarının en uzak olandan en kısaya doğru sıralamamı istiyor. En uzak olan Özgür, ondan sonra Sefa, ondan sonra da Saffet. Özgür, Sefa, Saffet. Cevap Denizli. 7. soruya baktığımızda sıfırdan farklı x, y, z tam sayıları verilmiş ve aşağıda bir eşitlik veriliyor. Öncülerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Ben burada hemen işler dışlar çarpım yapmak istiyorum. X, y artı x, z eşittir x, y eksi z, y olmuş oluyor. Ben buradan iki taraftan da x, y'leri götürüyorum. Geriye x, z eşittir eksi z, y kalmış oluyor. Aslında buradan da göreceğiniz üzere z'ler zaten aynı sayılar olduğu için buradan şöyle bir çıkarım yapabiliyorum. X eşittir eksi y. Yani x ve y mutlak değerde birbirine eşit sayılar. Aslında aynı sayılar artı 3 ve eksi 3 gibi düşünün. İşaretleri farklı. O yüzden birinci öncülüm her zaman doğru oluyor. X'in tek sayı, y'in de tek sayıdır. Sadece işareti farklıdır. İkinci öncüle bakıyorum. X tek ise z çift sayıdır. Yani bu yanlış çünkü x ve z birbirine bağımlı değil. Onu da şöyle örnek vereyim. X'in tek olduğu bir senaryoda x örnek veriyorum 3 olsun. Bu durumda y de eksi 3 oluyor. Z çift sayı olmak zorunda değil. Ben z'yi gayet 5 de verebiliyorum yani. Sorun olmuyor. Aynı şekilde hani artı 2 de verebiliyorum. Yine sorun olmuyor. O yüzden ikinci öncülüm her zaman doğru değil. Üçüncü öncülüm y tek ise z tek sayıdır. Yine burada gördüğünüz üzere ben y'nin tek olduğu senaryoda z'ye çift de verebildim, tek de verebildim. O yüzden bu da doğru değil. Cevap yalnız bir Adana. Şimdi 8'in soruya baktığımızda negatif tarafta bir a sayısından bahsediyor. Şöyle hemen bir sayı doğrusu çizelim. Şurası 0 olmuş olsun. A da şurada bir yerde olmuş olsun. A'nın 0 olan uzaklığı da x olmuş olsun. Ve bana yine bir tane daha sayıdan bahsediyor. Ve bu sayının 0 olan uzaklığı A'nın 0 olan uzaklığının 2 katıymış. Yani bu sayının 0 olan uzaklığı 2x olacakmış. Bu sayı için 2 ihtimal var. Bir sayı burada olabilir. Ben sayıma B demek istiyorum. Bir sayı burada olabilir. Bir de sayı pozitif tarafta da A'ya 2x uzaklıkta olabilir. Şöyle olur. Bu da B'nin ikinci ihtimali. Şimdi bize soruda diyor ki bu sayılardan birinin A'ya olan uzaklığı 9 birimmiş. Yani ya şurası 9 birim ya da şurası 9 birim. Şimdi iki ihtimal var. Şimdi x eğer 9 olursa, yani x 9 birimlik bir uzaklık olursa aslında bu mutlak değer. A eksi 9 olmuş olur. Eğer 3x, yani aslında şuradan bahsediyorum. Burası 9 olursa, 3x eşittir 9 olursa, x eşittir 3 olmuş olur. Buradan A da eksi 3 olmuş olur. A'nın alabileceği iki değer var. Bunların çarpımı da eksi 3 çarpı eksi 9'dan artı 27. Cevap Edirne. Şimdi 9'un soruda 3 tane varil var ve bu 3 varili farklı renkteki bidonlara nasıl paylaştırdığımızı gösteriyor. Ben hemen 1. ve 2. varilin paylaşım şekline bakmak istiyorum. Çünkü burada kırmızı ve sarıları oranlayabiliyorum. Yeşiller eşit olduğu için. Ben kırmızıya 8x dersem sarı varile, sarı bidona 4x diyebilirim. Zaten yeşiller de birbirine eşit olduğu için 2 tane sarı bir tane kırmızı eşit olacak. O zaman en alttaki seçeneğe geçiyorum. Bir tane kırmızım 8x'ti. 2 tanesi 16x olmuş olur. Bir tane sarım 4x'ti. 3 tanesi 12x olmuş olur. Totalde 28x olmuş olur. Benim varilim bir tanesi. Onu da şöyle yazalım. 28x, 28x, 28x. Tamam.
Hemen bir üstteki seçeneğe bakıyorum. Yeşilleri bulmak için. Şimdi tamamım 28x'ti. Kırmızıya ben 8x gittiği için 4 tane yeşil 20x olmuş olacak totalde. O zaman bir tane yeşile de 5x kalmış olur. Tamamdır. O zaman sorumuza geçiyoruz. Bu varillerden dolu bir tanesindeki yani 28x'lik bir tane varillik deterjan önce 2 sarı bidona koyuluyor. 2 sarı bidon 4x, bir tane sarı bidon 2 tane 8x. Yani 28x'ten 8x'lik bir deterjanı boşaltıyoruz. Geriye 20x'lik deterjan kalıyor. Koyduktan sonra geri kalanı yani 20x'lik kısmı kırmızı bidonlara boşaltılırsa tam dolmayan kırmızı bidonun kaçta kaçı boş kalır? Şimdi şöyle yapıyorum. Benim kırmızı bidonlarım 8x'ti. 2 tane kırmızı bidona koyarsam 16x gider. Geriye 20x'ten 4x'lik bir kısım kalmış olur. O da en sondaki kırmızı bidonun yarısını doldurur. Yani yarısı boşta kalmış olur. Cevap Edirne. Şimdi arkadaşlar 10. soruya baktığımızda bize bir radarın haritasının görüntüsü verilmiş. A ile B arasındaki uzaklığın 1800 metre olduğunu biliyoruz ve her noktanın etrafındaki çevrelenmiş 6 noktaya eşit uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? Bunu hemen hızlıca şurada anlatalım. Örnek veriyorum, noktamız bu olmuş olsun. Bu nokta etrafındaki 6 noktaya 1, 2, 3, 4, 5 ve de şurada da bir tane nokta olduğunu düşünelim. 6. Bu 6 noktaya eşit uzaklıktaymış. Bu nereden tanıdık geliyor size? Bu parçada ben birleştirirsem bunların hepsi bir eşkenar üçgen olmuş olur. Buradan da altıgen elde etmiş olurum. Tamamdır. Yani aslında bu şeklim böyle peteklerden oluşan bir şekil gibi düşünebiliriz. Tamamdır. O zaman A ile B arasındaki mesafenin 900 olduğunu biliyorum. O zaman bu ne demek? Şimdi A'nın bir petek olduğunu düşünelim. Şu şekilde A'nın etrafında. B'nin etrafında da bir petek olduğunu düşünelim. Şimdi A ile B arasındaki mesafe 1800 ise bu parçaların her biri 900 olmuş olur. Bu parçalardan her biri 900 ise tamamdır. Bunu bir kenara not alalım. Şöyle olsun. Şurada ya da şu biraz daha solda olmuş olsun. Biz şuraya bir tane altıgen çizelim. Bu altıgene de uzunluklarımızı yazalım. Bunların her bir parçası 900'müş. Tamamdır. Şimdi burayı temizliyorum. Başka ne söylemiş bana? Zaten benden R ile A arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi R ile A arasındaki uzaklığı nasıl bulabilirim? Onu da şuradaki büyük şekilde yapalım. Şimdi ben A'dan B'ye bir çizgi çekiyorum. Hatta düzgün bir çizgi çekelim. Tamamdır. Şimdi R'den de bu çizgiye bir dikme çekiyorum. Bu şekilde. Tamamdır. Ben burası dik olduğu için hipotenüsten R ile A arasındaki uzaklığı bulabilirim. R ile A arasındaki uzaklığı ölçüleri bildiğim için bulmam çok zor olmayacak. Sadece sayılar biraz işimizi zorlaştıracak. Onları da birkaç işlemle halledeceğiz. Tamamdır. Şimdi ben buranın 900 olduğunu biliyorum. Peki burası 900 ise şurada küçük parçaya kaç kalır? Şimdi gelin şöyle hesaplayalım. Eskiden burası neydi? Benim altıgenimdi, değil mi? Şu parça dahil olmak üzere burası benim altıgenimin üçgenlerinden iki tanesini böyle çizmiş oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim altıgenimin şu açısı kaç derecedir? 60 derecedir, değil mi? Burası 90'sa, burası 60'sa buraya 30 derece kalır. Şimdi benim 90'ımın karşısı yani şurası 900 ise 30'un karşısı yani burası kaç olmuş olur? Yani şu küçük parçadan bahsediyorum. Bu parça 450 yani 9'un yarısı olmuş olur. Tamamdır. Küçük parçayı bulduğumuza göre son yaptığım işlemleri temizliyorum. Tamamdır. Bu küçük parçayı da 450 olarak bulduk. Yani buranın tamamı 1350 olmuş oldu. Şimdi bizden şu mesafeleri bulmamız gerekiyor. Bu mesafeler 900 değil. Çünkü bunlar farklı mesafeler. O nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Aslında iki tane hatta aşağıda göstereyim daha açıklayıcı olsun. Bunların etrafında altıgenler olduğunu düşünelim. Burada bize iki tane altıgenin merkez arasındaki uzaklığı istiyor aslında. Şurası iki merkez arasındaki uzaklık. Şimdi onu şöyle gösterebilirim. Şimdi benim bu altıgenim burası 900'dü. Ben az önce burayı 450 buldum. Zaten neden 450 oluyor aslında? Burası 90'ın karşısı.
Burası 60 derece, burası da 30 derece. 30'un karşısı 450 ise 60'ın karşısı, yani benim şu aradığım yerde 450 kök 3 olmuş oluyor. Tamamdır. Bu parçaların bir tanesinin 450 kök 3 bulduysak burayı temizliyorum. Altıgenleri de silelim. Sadece üçgenimiz kalsın. Şimdi ben bu parçaların her birini 450 kök 3 buldum. Burası da 450 kök 3. Demek ki bu iki noktanın arası toplamda 900 kök 3 olacakmış. Şimdi bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bir tane burada, bir tane de burada var. Şimdi 4 tanesinin toplamı 4 tanesi 900 kök 3'ten 3600 kök 3 olacaktır. Şurada da bir tane yarım şekilde var. Bu da 450 kök 3. Yani şunlar gibi düşünebiliriz. 450 kök 3. Bunların toplamı da 4050 kök 3 olacaktır. Yani bu uzun kenarın, yani şuranın tamamını 4050 kök 3 bulmuş olduk. Kısa kenarın tamamını da 1350 bulmuş olduk. O zaman şurayı ben küçük bir üçgen çiziyorum. Tamamdır. Dik üçgen. Burayı ben 1350 buldum. Burayı 4050 kök 3 buldum. Bana x'i soruyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Ben 1350'ye a dersem, burası da 3a kök 3 olmuş olur. Hemen şurada ben hipotenüs denklemi kurmak istiyorum. A kare artı bunun karesi kaç eder? 9 a kare çarpı 3'ten 27 a kare eder. A kare artı 27 a kare eşittir 28 a kare. Bu da hipotenüsün, yani x'in karesine eşit olmuş olur. İki tarafı da kök içine alırsam ne olmuş olur? Burası 4 çarpı 7 idi. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 çarpı a çarpı kök 7 şeklinde çıkar x'im. X'im neymiş demek ki? 2 çarpı a çarpı kök 7 idi. Benim a neydi? A dediğim şey 1350 idi. A yine 1350 yaparsam x de 1350 çarpı 2'den 2700 kök 7 olmuş olur. 2700 kök 7 de cevaplarımdan Bursa şıkkı oluyor. Yani cevap Bursa. Arkadaşlar, 11. soruya baktığımızda Anka 41'den ileri n adet sayı söylediğinde 7'şer 7'şer arttırarak AB sayısını oluşuyormuş. AB sayısı da asalmış bu arada. Bir de şöyle bir şey var. BA sayımız da asal olması gerekiyor. O zaman yazmaya başlayalım. Zaten iki basamaklı olduğu için çok uzun sürmeyecektir. 41'den 77 ileri doğru gidiyorum. 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97. Evet, burada 83 asal, fakat 38 sayısı asal olmadığı için, yani tam tersinin asal olmasını istiyor bizden soru. O yüzden 83'ten durmadım, devam ettim. Bu arada en kaç olmuş oldu? En gittiğimiz sayı adetiydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enimizde 8 olmuş oldu. Biz de soruda bizden ne istiyor? BA sayısından. Şimdi bizim AB sayımız 97 idi. AB eşittir 97. O zaman BA sayımız da 79 olmuş olur. Bize 79'dan en adet geri 3'er 3'er azalttığımızda hangi sayıya ulaşırız diyor. O zaman 8 defa geri gidelim 79'dan. 3'er 3'er azaltıp 76, 73, 70, 67, 64, 61, 58 ve 55. Ulaştığımız sayı 55. Yani doğru cevap Denizli. 12. soruda bana 3 basamaklı sayılarımda bu 3 basamaktan 2 tanesinin arasındaki fark 4 ise bu sayı 4 dörtlük sayı dediğimi söylemiş. Ve kaç tane 3 basamaklı 4 dörtlük sayı bulunur diyor. Yani ne demek istiyor? Benim A, B, C 3 basamaklı sayım varmış. Benim ya A ile B arasındaki farkım, ya B ile C arasındaki farkım, ya da A ile C arasındaki farkımdan bu üçünden sadece bir tanesi 4 olması gerekiyormuş. Diğeri 4, diğer ikisi 4 olmamalıymış. Şimdi şöyle bakalım. Benim hangi rakamların arasındaki fark 4? 1 ile 5 arasındaki fark 4. 2 ile 6 arasındaki fark 4. 3 ile 7 arasındaki farkımız 4. 4 ile 8 ve 5 ile 9 arasındaki farkımız 4. Yani biz aslında ne olmuş oldu? Bu ABC sayısındaki
3 rakamdan ikisini belirlemiş olduk. Kesin bunlar olacak. Üçüncü rakamda neler gelebileceğini düşüneceğiz. Zaten rakamlarımız sıfırdan farklı olması gerekiyormuş. O yüzden sıfıra bakmayacağız. O zaman şöyle yazalım. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Şimdi ben hepsinde tek tek yazmamak için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pardon. Şurayı kopyalamak istiyorum. Burayı kopyalamak istiyorum. Buraya bir tane yapıştıracağım. Bunu biraz aşağı alacağım. 26 için de kullanacağım. Buraya da bir tane. Şuraya da bir tane yapıştırmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi o zaman sayılarımıza bakmaya başlayabiliriz. Şimdi benden sadece iki rakam arasındaki farkın 4 olmasını istiyor. O zaman ben buraya 1 getirirsem hem birinci birimle 5 arasındaki fark 4 olmuş olur hem de ikinci birimle aradaki fark 4 olmuş olur. O yüzden 1'i alamam. 2'ye bakıyorum. 2'yi alabilirim. Herhangi bir sorun yok. 3'ü alabilirim. 4'ü alabilirim. 5'i de 1'i alamadığım gibi 5'i de alamam. Çünkü 5'in hem birinci 5'le hem de ikinci 5'le baştaki 1'in arasındaki fark 4 olmuş olur. Sonra da benden sadece 2 rakam arasındaki farkın 4 olmasını istiyor. O yüzden 5'i de alamam. 6'yı alabilirim. 7'yi alabilirim. 8'i alabilirim. Fakat 9'u yine alamam. 9'u da alamam daha doğrusu. Çünkü 9 ile 5'in arasındaki fark da 4 olacağı için bu da benim tanımlamama uymuyor. Yani ben 1-5 çifti için toplamda 1-2-3-4-5-6. 6 tane ihtimalim var. Şimdi 2 ve 6'ya bakıyorum. 1'i alabilirim. 1'de herhangi bir sorun yok. 2'yi alamam. Aynı muhabbetten kaynaklı. 3'ü alabilirim. 4'ü alabilirim. 5'i alabilirim. 6'yı da alamam. Çünkü hem 2 ile hem bu 6'nın hem de yazdığımız 6'nın 2 ile farkı 4 oluyor. 7'yi alabilirim. 8'i alabilirim. 9'u alabilirim. Hiçbirinin bu iki sayıyla farkı 4 değil. Buradan kaç ihtimalim gelmiş oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ve 6 sayı çiftim için 7 ihtimal var. Hemen 37'ye bakıyorum. 1 alabilirim, 2 alabilirim, 3'ü alamam, 4'ü alabilirim, 5'i alabilirim, 6'yı alabilirim, 7'yi yine alamam. 8'i ve 9'u alabilirim. Buradan da 7 ihtimal geliyor. 48 için bakalım. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olmaz, 5 olur, 6, 7, 8 olmaz, 9 olur. Buradan da 7 ihtimal geliyor. 59 sayısına bakıyorum. 1 olmaz çünkü 5 ile farkı 4 olmuş olacak. Ben zaten 5 ile 9'un arasındaki fark 4 olduğu için bana yeterli. 2'yi alabiliyorum, 3'ü alabiliyorum, 4'ü alabiliyorum, 5'i alamam. 6'yı alabilirim, 7'yi alabilirim, 8'i alabilirim, 9'u da alamam. 9'u zaten kullandım. Buradan da 6 ihtimal gelmiş oluyor. Toplamda benim kaç ihtimalim var? 3 tane 7 21 eder. 2 tane de 6 12 eder. 21 artı 12'den 33 tane ihtimalim var. Şimdi şurayı temizlemek istiyorum. Toplam 33 tane ben ABC bulmuş oldum diyelim. Şimdi zaten fark ettiyseniz aynı rakamları alamadığımız için örnek veriyorum 1 5 çiftinde 1'i kullanamadım, 5'i de kullanamadım. Yani aslında hepsinin rakamları farklı olmuş oldu. Hemen şurayı temizleyelim. O zaman burayı temizleyemiyorum. Şurada yapmaya devam edeyim. Ben ABC sayımını kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 3 faktöriyelden 6 farklı şekilde sıralayabilirim. Yani ben örnek veriyorum 1 ve 5'i seçtim. Yanına da 2'yi seçtim düşünelim. Bunu 1, 5, 2, 2, 5, 1, 5, 1, 2, 5, 2, 1 ve 2, 1, 5, 2, 5, 1 diye sıralayabilirim. Arada yanlış yazmış olabilirim. Evet, şu olmayacak. Bunun yerine 125 olmuş olacak. Yani daha da 3 faktöriyelden 6 farklı şekilde sıralayabilirim. Toplam benim 33 tane ABC sayım vardı. 33 çarpı 3 faktöriyelden yani 33 çarpı 6'dan 198 tane ABC 4 dörtlük sayısı elde edebiliyorum. Yani doğru cevap Adana. 13. soruya baktığımda bana 3 farklı küme tanımı vermiş. A 2'ye tam bölünebilen pozitif tam sayılar. B 3'e. C de 24'e tam bölünebilen pozitif tam sayılar. Ben kümelerimi bu şekilde çizmek istiyorum. A'ya bu kümeyi A'ya veriyorum. Bu kümeyi B'ye veriyorum. Peki neden C'yi içerideki simlerin içine koydum? Çünkü 24'ü bildiğiniz üzere 24'ün içinde hem 2 ve hem 3 çarpanı var. O yüzden 24'e bölünebilen sayılar aslında hem 2'ye bölünebilir. Hem 2'nin katı daha doğrusu hem de 3'ün katı yani 24'ün katı olan sayılar. O şekilde. O zaman benden soruda istediğim şeyde sayılarımı önce kümelerime yerleştireyim sonra sorumuza bakalım. 22
Sadece 2'nin katı. Ne 3'ün katı ne de 24'ün katı olmadığı için ben 22'yi sadece buraya koyuyorum. 24 direkt 24'ün katı olduğu için 24'ü buraya yerleştiriyorum. 72 de sadece 20, yani 24'ün katı olduğu için 72'yi buraya yerleştiriyorum. 36. 36 24'ün katı değil fakat hem 2'nin hem de 3'ün katı. O yüzden buraya yerleştiriyorum 36'yı. 42 de hem 2'nin hem de 3'ün katı olduğu için 42'yi de buraya yerleştiriyorum. Şimdi soruma baktığımda sorum bu sayılardan kaç tanesi A kesişim B? Yani A kesişim B dediği yer aslında şöyle gösterebilirim. A kesişim B dediği yer şuranın içindeki alan. Buranın içinde olacak. Fakat C'nin de dışında olacak diyor. O zaman demek istediği yer aslında şurası. Burayı kastediyor. Kaç tanesi? Bu mavi yerin dışındadır diyor. O zaman onları sayalım. Mavi yerin dışındakileri. 24, 72 ve 22. Toplam 3 tane. Cevap Ceyhan. 14. soruya baktığımızda fonksiyonlar var ve aşağıda bazı tanımlamalar verilmiş. Bize a eksi b'nin değerini soruyor. O zaman şu şekilde başlayalım. F1 artı G1 yine F1'e eşitmiş. Şöyle yazalım. F1 artı G1 eşittir. F1'e eşitmiş. Ben ilk taraftan da F1'i götürürsem G1 buradan 0 gelmiş olur. Alttaki işlemde de F2 artı G2 eşittir. G2 eşitmiş. F2 artı G2 eşittir. G2 eşitmiş. O zaman buradan G2'leri götürürsem F2 buradan 0'a gelmiş olur. Şu şekilde gösterelim. Şimdi sağdaki fonksiyona bakıyorum. G fonksiyonu. Ben G1'in 0 olduğunu aşağıda buldum. Burada da aynı şekilde G2 bölü B'nin 0'a eşit olduğunu biliyorum. O zaman ben şu parantezlerin işlerini birbirine eşitleyebilirim. Yani 2 bölü B eşittir 1 dersem B eşittir 2 olmuş olur. Şimdi B'yi buldum. Sıra A'yı bulmakta. O zaman soldaki grafiği yani F grafiğine geçelim. F'e baktığımızda biz F2'nin 0 olduğunu aşağıda bulmuştuk. Burada da F B bölü A'nın 0 olduğunu grafiğe bakarak anlayabiliyoruz. O zaman şurada hemen B bölü A'nın 2'ye eşit olduğunu bulabiliriz. B'yi zaten biz 2 bulmuştuk. Buradan 2 bölü A eşittir 2'den A eşittir 1 gelmiş oldu. A eksi B'yi soruyor. 1 eksi 2'den cevap eksi 1 Adana. Bu soruya baktığımızda bizden A, B ve C sayılarının doğru sıralamasını soruyor. A sayısının zaten 2 ve 3 aralığında olduğunu söylemiş. B sayısı için diyor ki B sayısı FA artı GA'ya eşit. Şimdi o zaman sırayla FA'yı bulalım. Burası A noktası. FA da o zaman şu değer olmuş olur. Yani 0 ile 1 arasında bir değer. FA 0 ile 1 arasında. GA ise mavi fonksiyon G fonksiyonu. GA'ya bakıyorum. GA da 3 ile 4 arasında bir değer. Yani aslında bunu topladığımızda küçük tarafların toplamı 3. Büyük tarafların toplamı da 5. Yani aslında benim B sayım bu F artı G aslında benim B sayımdı. B sayım 3'ten büyük. 5'ten de küçük bir sayı olmuş oluyor en nihayetinde. B'yi bulmuş oldum. Şimdi C için işlem yapacağım. C sayım ise G bileşke FA'ya eşitmiş. Şimdi ben FA'nın kaç olduğunu biliyorum. Şuraya baktığımda sıfırdan büyük bir sayı, birden de küçük bir sayı olduğunu biliyorum. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Benim C sayım G sıfırla G bir arasında bir sayı. O zaman G0 ve G1'e bakalım. Şimdi G fonksiyonu, mavi olan fonksiyon, sıfırdayken sıfır değerini almış. Birdeyken de bir değerini almış. O yüzden C'yi de, pardon yanlış kalemle yazdım. Ben C'yi de sıfırdan büyük, birden küçük olarak kabul edebilirim. Şimdi zaten A'yı da biliyorum. A 2 3 arasında. O da burada soruda verilmiş zaten. O zaman sıralayabiliriz. C en küçük sayı oluyor. A ortanca sayı oluyor. B ise en büyük sayı oluyor. Yani doğru cevap Edirne. Şimdi arkadaşlar 16. soruya baktığımızda yukarıdaki paragrafta bize tepe değerin tanımlaması verilmiş. Tepe değeri neydi? Bir veri grubunda en çok tekrar eden değerdi. Ve aşağıda bir tablo verilmiş. Bu tablo 96 öğrenci olan bir sınıfın sınıftaki öğrencilerin bir derste aldığı notların tablosu. Ve bu tablo hakkında aşağıda bize bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre sorumuzu çözmeye başlayalım o zaman. Bize diyor ki 70'ten yüksek not alan öğrenci sayısı 76'ymış. Şimdi 70'ten yüksek not alan öğrencilere bakıyorum burası. Buradaki öğrencilerin sayısı 76'ymış. O zaman ben sınıfımın 96 öğrenci olduğunu biliyorum. O zaman yukarıda 20 öğrenci kalır ki toplamları 96 etsin. Tamam, o zaman bu iki işleme göre bazı denklemler yazabiliyorum.
2C artı B 76'ymış. A artı B de 20'ymiş. Bunları bu bilgilerden bulabiliyorum. Peki başka hangi bilgi var elimde? Bu tablonun tepe değeri bulunmuş ve bu tepe değerine sahip olan öğrenci sayısının 64 olduğunu biliyoruz. Şimdi 64 ne olabilir? 65 alan kişi çok fazlaysa, yani en fazla 65 alan öğrenci sayısı varsa A değerim benim 64 olabilir. Şimdi burada B'ler eşit olduğu için 70 ve 80 alan öğrencilerin sayısı, yani toplam 2B öğrenci sayısı da benim tepe değeri olabilir. Bu yüzden 2B 64 olabilir. Yine aynı şekilde 2C sayım da 64 olabilir. Şimdi bakıyorum. Hemen şurayla kıyaslayacağım. Benim A sayım 64 olabilir mi? Şimdi burada A 64 olursa B negatif olması gerekir. Öğrenci sayısı negatif olamayacağı için A 64 olamaz. Yine aynı şekilde B de 64 olamaz. B yukarıda da 64 olamıyor. O yüzden 2C kesinlikle 2C 64 bu soruda. Eğer 2C 64 ise burayı temizleyelim. C'de 32 olmuş olur. O zaman yazalım hemen. C 32 ise yukarıdaki 2C artı B denklemine bakıyorum. 2C 64'tü. B de buradan 12 gelmiş olur. Hemen aşağıdaki A artı B 20 denklemine bakıyorum. B 12 ise A'da 8 gelmiş olur. Hadi sorumuza geçelim. Bu sınıfta sınavdan 70'ten düşük alan öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. A kadar öğrenci 70'ten düşük almış ve sayıları da 8. Yani doğru cevap Adana. 17. soruya baktığımda marketten alışveriş yapan Zeynep kasaya geldiğinde aldığı her ürünün aynısının ikincisinin 1 TL'ye düştüğünü ve 100 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra 10 TL indirim olduğunu öğreniyor. 142 TL ödeme yapmayı planlarken 108 TL ödeme yapan Zeynep'e kasiyer, aldığın ürünlerden yalnız birer adet almış olsaydın 100 TL ödeyecektin diyor. Ona göre Zeynep'in 2 adet aldığı ürün sayısı kaçtır? Şimdi çözüme şöyle başlayalım. Ben bir tane aldığım ürünlerin sayısına A diyorum. İki tane aldığım ürünlerin sayısına da B diyorum. Bana da sorduğu şey 2 adet aldığım ürünlerin sayısı. Yani bana B kaçtır diye soruyor. Şimdi ben ürünlerin fiyatına X demek istiyorum. Normalde Zeynep indirim olduğunu bilmediği için şu şekilde bir hesap yapıyor. A çarpı X artı B çarpı X. Yani her ürünü normal olduğu fiyatla çarpıyor. Buradan da 142 olduğunu düşünüyor. Sonra indirim olduğunu öğreniyor. İndirimde şu şekilde ikinci ürünler 1 TL'ye düşüyor. Ekstra da 100 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim oluyor. Şimdi 108 TL ödeme yaptığına göre 10 TL indirimli hali bu. Normalde kaçtı? 118 TL'ydi. Yani bir tane aldığım ürünleri normal fiyatından ödersem, yani A tane ürünü X fiyatından normal fiyatından ödersem, B tane ürünü de 1 TL olarak ödersem 118 TL oluyormuş. Ve Zeynep'e kasiyer şunu diyormuş. Aldığın ürünlerden yalnız birer adet almış olsaydın, yani bu B ürünleri olmasaydı, B tane ürün olmasaydı sadece A kadar ürün almış olsaydın 100 TL ödeyecektin diyor. O zaman bu da indirimli hali 100 TL. Normalde neydi? 110 TL idi. O zaman A çarpı X eşittir 110 diyebilirim. Ben AX'i 110 olarak biliyorum. Yukarıdaki denkleme AX yerine 110 yazarsam 110 artı B eşittir 118'den ben buradan B eşittir 8'i bulurum. Zaten bana B'yi soruyordu. O yüzden doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar, 18. soruya baktığımızda içinde iki tane ders çalışma salonu bulunan bir kütüphaneden bahsediliyor ve bu ders çalışma salonlarının girişinde ne kadar boş masa olduğunu gösteren dijital ekranlar var ve aynı gün içerisinde iki farklı saatlerdeki dijital ekran görüntüleri bize verilmiş. Kütüphaneden giren ve çıkan kişi sayılarının toplamının 60 olduğunu vermiş. Buna göre çıkan kişi sayısının kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu şöyle yapmaya kalkarsak işimiz bayağı zorlaşabilir. Örnek veriyorum. Biriniz derslikten çıkan kişi sayısına A, giren kişi sayısına B. İkiniz dersliğe çıkan kişi sayısına C, giren kişi sayısına D dersem 4 bilinmeyen denkleme itersem kendime işim bayağı zorlaşabilir. O yüzden bu soruyu şöyle çözmek istiyorum. Ben kütüphanenin totaline bakmak istiyorum. Şimdi kütüphanenin totalinde sabah 36 tane masa boşmuş. Akşam ise 15 tane masa boşmuş. Yani ne olmuş? Çıkan kişilerden 21 tane fazla kişi gelmiş ki boş masalarımla dolmuş. Yani ne olmuş? Çıkan kişi sayısına ben x diyorum. Giren kişi sayısına da x artı 21 demem lazım ki boş masaların sayısı azalmış olsun. Ben zaten bunların toplamının 63 olduğunu biliyorum. 2x artı 21'in 63 olduğunu biliyorum. O zaman x'i ben buradan 21 bulurum. Ben zaten çıkan kişi sayısını soruyordu. Ona da x demiştim. Yani cevap Bursa olur.
Şimdi arkadaşlar 19'un soruya baktığımızda ben her arkadaşın tek başına ödemesi gereken tutara 4x veriyorum. Totalde de hesap 4x çarpı 6'dan 24x. Şimdi Uğur ve Gürhan kendilerinin düşen payın 3 bölü 4'ünü ödeyebilmiş. Yani 3'er x'lerini ödeyebilmişler. Geri kalan x'ler borç olarak kalmış. Orhan ve Orçun ise yarısını ödeyebilmiş. Yani 2x ödeyebilmişler. Orhan ve Orçun'dan da ikişer x ödenmesi gereken para duruyor. Şimdi diyor ki soru cümlesinde iki arkadaştan her biri planlanandan 105 TL daha fazla ödemiş. Şimdi planlanandan fazla ödenen paraları toplayalım. X buradan, diğer x buradan, 2x buradan, 2x buradan toplamda 6x para var. Bunu bölüşecekler. Kişi başı 3x düşecek. Kişi başı planlanandan fazla olan miktar 3x. Bu da 105'e eşitmiş. Buradan x eşittir 35 gelir. Bize toplam hesabı soruyor. Toplam hesabımız 24x'te. 24x eşittir 24 çarpı 35'ten 840, yani E şıkkı. Evet arkadaşlar, 20'nin soruya baktığımızda Yusuf ve Onat ellerindeki meyve sularını tonik ya da sodadan biriyle karıştırarak kokteyl yapmak istiyorlar. Fakat bu karışımların belli bir kuralı var. Eğer meyve suyumuzu soda ile karıştırmak istiyorsak meyve suyumuzun %40 kadar soda kullanacağız. Tonik ile karıştırmak istiyorsak da meyve suyumuzun %75'i kadar tonik kullanacağız. Aşağıda da ne kadar tonik ve soda kullandıkları yazmış zaten. O zaman hesaplamaya başlayalım. Yusuf meyve suyu tonik karışımı yapmak istiyor. O zaman Yusuf meyve suyu tonik karışımı yazmak istiyor. Bunu yazalım. Onat ise meyve suyu ve soda karışımı yapmak istiyor. Bunu da yazdık. Şimdi Yusuf 3 adet tonik kullanmış. Şimdi her bir tonik şişesinin 60 mililitre olduğunu yukarıda bize soruda vermişti. Şimdi 3 çarpı 60 mililitrelik tonik kullanırsa toplamda 180 mililitrelik tonik kullanmış olur. Tonik kullanma kuralımız neydi? İçeceğimizin %75'i kadar, meyve suyumuzun %75'e kadar tonik kullanabiliyoruz. Meyve suyumuzun %75'i 180 mililitre ise tamamı, yani %100'ü 240 mililitre olmuş olur. Karışım olduğu için bunları toplayacağız. 420 mililitrelik bir karışım elde etmiş olacağız. Yusuf'u tamamladık. Şimdi Onat'a geçelim. Onat ise 2 adet soda şişesi kullanmış. Şimdi 2 çarpı 60 mililitreden Onat ise toplamda 120 mililitre soda kullanmış. Soda karıştırma kuralımız neydi? İçeceğimizin %40'ı kadar olması gerekiyordu. Pardon, meyve suyumuzun %40'ı kadar olması gerekiyordu. Meyve suyumuzun %40'ı 120 mililitre ise meyve suyumuzun tamamı 300 mililitredir. Toplam kokteylimizde 420 mililitre olmuş olur. Bize soruda da bu iki kokteyl için kaç dilim limon kullanılmıştır diyor. Limon ne alaka derseniz yukarıda soruda her 20 mililitrelik karışım için bir tane limon dilimi kullanacağımızı söylüyor. Yusuf 420 mililitreydi Yusuf'un karışımı. Bunu 20'ye bölersek 21 dilim limon buradan kullanmamız gerekir. Zaten Onat da 420 mililitre karışım hazırlamıştı. Onat da 21 dilim limon kullanması gerekir. Totalde 42 dilim limon kullanılması gerekir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken şey karışımın %40'ı ya da %75'i kadar değil, meyve suyunun, yani üzerine tonik ya da soda eklenmemiş miktarın hesaplanması gerekiyor. Bütün karışıma göre değil. Bunu dikkat edelim. Evet, bu sorumuza baktığımızda soruda bize ödev olan bir fizik sorusunun çözmesi, ödev olan bir matematik sorusunun çözme süresinin 3 bölü 4'üne eşittir. Yani şuraya fizik, buraya matematik yazarsak, yani fiziği 3T sürede, matematiği 4T sürede çözüyormuş. Yani bunu aslında şöyle düşünebilirim. Yani çözme hızını burayı 4 ve burayı da 3 ve hızla çözüyormuş gibi düşünebilirim. Daha sonra Rana'nın matematik ödevinin soru sayısı fizik ödevinin soru sayısının %60'ına eşitmiş. Şimdi bu bilgiyi birazdan kullanacağız. Rana 3 saat çalışarak fizik ödevinin %40'ını bitiriyorsa matematik ödevinin tamamını kaç saatte bitirir diyor. Şimdi 4 ve hızla 3 saat çalışırsam ben 12 V'lik iş yapmış olurum. Eğer 12V %40 ise tüm ödevin, yani şöyle düşünebilirim, sileyim bunu, neyin %40'ı 12V'dir diye düşünebilirim. Buradan soru işaretini 30V olarak bulacağım. Yani fizik ödevinin tamamı 30V. Şimdi sonra da bana diyordu ki matematik ödevi fizik ödevinin %60'ı kadar. Yani 30V'nin %60'ı 18V olacak. Şimdi matematik sorularında 3V hızla çözüyordum. Tamamı 18V. Sol alta yazıyorum. Ben bunu 3V hızla çözersem T kaç olur diye düşüneceğim. T'yi de buradan 6 olarak bulacağım. Cevap da Denizli olur. Evet, buradaki soruya baktığımızda sağda iade miktarı, solda da pasta grafiğinde
Satış miktarları verilmiş ürünlerin ve soruda da bize tişörtün %20 oranında, ayakkabının %40 oranında, şortun da %25 oranında iade edildiğini söylüyor. Şimdi tişörtün eğer %20'si iade edildiyse, eğer elimde 2 tane tişört varsa ve bunun 1 bölü bir şey iade edilmiş, bu da 32'ymiş. O zaman x buradan 160 gelecek. Daha sonra aynısını ayakkabı için yapıyorum. Diyorum ki yani %40'ı 56 ise, yani 4 bölü 10'u 56 ise kendisi kaçtır diyorum. Buradan da y 140 geliyor. Daha sonra bunları yerlerine yazıyorum pasta grafiğinde. Tişört 160'tı. Ayakkabı 140'tı. Bunlar toplam 300 tane. Yani 300 tane ürün pasta grafiğinde 270 derecelik kısma denk geliyor. Çünkü burası 90 derece olduğu için. O zaman 90 derecelik kısma ne denk gelir diye düşünüyorum. Ve buradan da hatta buna x demeyeyim, buna da z diyeyim. Z buradan 100 geliyor. Son şorta baktığımda da %25'i iade edilmiş. Bana da zaten A soruluyordu. 100'ün %25'i 25'tir. Cevap değil. Evet, burada 23. soru bir eşitsizlik sorusu olacak. Bunu bu sol tarafa yazarak çözeceğim. Şimdi bir A değerimiz var bizim. Kadro değerimizin bu A teliğe geçmemesi gerekiyor. Şimdi altta da bize şunu söylemiş. Herhangi dördünü aynı anda ilk 11'e koyamamaktadır diyor teknik direktör. Yani bu ne demek? Yani herhangi 4 oyuncu seçsem, hangi 4'ünü seçersem seçeyim, o A değerinden büyük oluyor demek. Ya yani mesela şimdi ben burada 630, 500, 250, 400 diye rastgele seçersem, yani daha doğru bir aralık elde edemem yani. Ben olabilecek en küçük toplamı elde edeceğim ki yani o A sayısını en dar aralığa sokacağım doğru cevaba ulaşmak için. Ya yani bu yüzden de en düşük piyasa değeri olan 4 oyuncuyu seçiyorum. Yani 250 binin. Yani sonra 400 bini, bunu da yazayım. 500 bini ve 600 bini seçiyorum. Bu 600 bini de buraya yazayım. Daha sonra bunları topluyorum. 250, 400 daha, 650, 500 daha, 1150, 600 daha, 1750 yani 1 milyon 750 bin. Yani onu da şu şıkların üzerine yazarsam demek ki bu A sayısı 1 milyon 750 binden küçük olmak zorunda. Daha sonra devamında ne diyor? Ama diyor herhangi üçünü aynı anda ilk 11'e koyabilmektedir diyor. Şimdi şu işaretleri sileyim. Ya mesela örneğin burada 500, 630, 250'yi seçersem yine doğru bir iş yapmış olmam. Çünkü yine olabildiğince en dar aralığı seçeceğim. Yani ben en pahalı 3'ü seçeyim. Zaten diğer daha düşükleri seçtiğimde onlardan zaten daha büyük olur. Önemli olan en büyük 3 tanesinden de büyük olması. Yani bu da 630, 600 ve 500. Yani bunu da yazıyorum yine. 630 bin artı 600 bin artı 500 bin. Bunun da toplamı ne oluyor? 1 milyon 730 bin oluyor. Ya bu A sayısı da 1 milyon 730 binden büyükmüş. Bu aralıkta olan tek şıktan C şıkkı olduğu için cevap C şıkkı oluyor. Evet, sorumuza baktığımızda her öğrencinin aldığı not ayrı ayrı kağıtlara yazılıyor. Kağıtlar iki tane torbanın içine atılıyor. Bunu A torbası ve B torbası diye buraya yazayım. Daha sonra buraya rastgele atılıyorlar tabii. Daha sonra A torbasının içindeki sayıların çarpımıyla B torbasındaki sayıların çarpımı eşit. Bir de üstüne toplamları eşit. Şimdi bizim sadece burada bilmediğimiz kişi sayısı x ve o notta 1 olduğu için çarpıma herhangi bir etkisi yok. Önce çarpım eşitliğini sağlayacağım diğer notlardan. Daha sonra toplam eşitliğini sağlasın diye de x'e uygun değer vereceğim. Şimdi önce sayılarımızı buraya yazdığımızda 3, 4, 5, 6, 10. Bir kere 5 ve 10'un aynı tarafta olmayacağını biliyoruz. Çünkü bu 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıdan içinde 5 çarpanı bulunduran iki sayı sadece 10 ve 5. Eğer ben bu ikisini aynı tarafa koyarsam karşıda bir 5 çarpanı olmayacak. Daha sonra aynısı 3 ve 6 için de geçerli. Yani 3 çarpanın içinde bulunan iki sayı sadece bunlar. Şimdi 6'yı buraya yazıyorum. 3'ü buraya yazıyorum. Buranın çarpımı 60 yaptı. Şimdi bak 4'ü de buraya yazdığımda artık buranın çarpımı da 5 kere 3 15, 4 kere 15 60 oluyor.
Şimdi ben birleri buraya dayazsam, buraya dayazsam her türlü çarpım 60 olacak. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Şimdi toplamlara bakıyorum. Buranın toplamı 16. Ama buranın toplamı 5, 3, 8, 4, 12. Demek ki benim buradaki toplamı da arttırmam lazım. Bize bir de soruda bu sınıf mevcudu en az kaçtır diyordu. Yani olabildiğince azı bulacağım. Bunu hemen tamamlamak istersem 16'ya 4 eklemem lazım. Demek ki x'in buradan 4 olduğunu fark ediyorum. Bize sınıf mevcudu sorumluyordu. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 daha. 4 artı 5'ten cevap 9 oluyor. Şimdi neden en az diyor onu da söyleyeyim. Mesela buraya istersen ben 5 ekleyebilirdim. Bir tane 1 de buraya eklerdim. 17'ye 17 olurdu toplamlar. 1 zaten çarpmada eskisi eleman olduğu için buranın çarpımı hala 60, buranın çarpımı da hala 60 olabilirdi. Ama sınıf mevcudu o zaman 9 değil 12 olurdu mesela. Yani o yüzden en azı bulmak için mümkün olduğunca az sayıda 1 kullandık ve o yüzden cevap x4 oldu. Cevap da 9 oldu. Evet, bir örüntü sorusu verilmiş. Şekle baktığımızda sürekli 3 yeşil, 2 siyah, 1 kırmızı diye devam eden bir örüntü var. Şimdi ben buraya bir çizgi çekeceğim ve diyeceğim ki bunun adı bir blok olsun. Buna bir blok diyelim. Soruda da bizden en adet şeridin olduğu bölgede yine bu şekilde devam eden örüntünün yine en adetlik şerit kısmı ile ilgili yeşil şeritlerin sayısının siyah şeritlerin sayısından 6 fazla olduğunu söylemiş ve bize eni soruyor. Şimdi ben önce hemen şu yarım şeridi tamamlayacağım. Şu şekilde. Şurada iki tane siyah var. Bir tane de kırmızı var. Daha sonra buraya yine bir çizgi çekiyorum. Ve diyorum ki yani bu aralıkta hep tam bloklar var. Yani az önce tamamladığım gibi hiç yarım kalmış bloklar yok. Şimdi soru bize diyor ki bu en adetlik kısımda diyor yeşillerin sayısı siyahların sayısından 6 tane fazla diyor. Şimdi zaten diyelim ki burada k tane blok var. Şimdi k tane blok varsa 3k tane yeşil olacak. Çünkü her bir blokta 3 tane yeşil var ama 2 tane siyah var. Şimdi 2k tane de siyah olacak. Ama en adetlik kısım benim bu az önce çizdiğim yeri de kapsıyor. Yani fazladan 2 tane siyah da orada olacak. Ve soruda da 6 tane fazla olduğunu söylüyor. Yani ben buna 6 da eklediğimde bu ikisi birbirine artık eşit olacak. K dediğim sayıyı buradan 8 olarak bulacağım. Eğer burada bu en adetlik kısmında 8 tane tam blok varsa bir de burada 3 tane vardı şerit. Biz zaten toplam şerit sayısını soruyor. O zaman 8 çarpı 6 diyeceğim. Çünkü bir blokta 6 tane şerit var. Artı 3 diyeceğim. Bu sonradan eklediğim kısım. Toplam 51 tane şerit olmuş olacak. Cevap B şıkkı. Evet. 26. sorumuzda. Nihan dedesini hafta sonu ziyaret etmek için plan yapıyor ve planladığı 1 saatte yola bisikletiyle çıkan Nihan saatte 10 km sabit hızda giderse dedesinin yanına cumartesi 23.30'da eğer saatte 6 km hızla giderse pazar saat 1.30'da varmış oluyor. Şimdi 10 km hızla gittiğinde 23.30'da varıyormuş. Toplam yolculuk süresini bilmiyorum. Şimdi hız çarpı zaman eşittir yol yapacağım. Hızı 10, süreyi bilmiyorum. T dedim. Eşittir yol olacak. Ama aynı zamanda saatte 6 km hızla giderse 1.30'da varıyor. Yani T sürede varıyorsa 6 km hızla gittiğinde T artı 2 sürede varacak. Yani 6 çarpı T artı 2 de yine yola eşit olacak. O zaman bu ikisi birbirine eşit. Çözelim denklemi. 10T eşittir. 6T artı 12. 4T eşittir 12. T eşittir 3. Şimdi T'yi gidip burada yerine yazarsam yolun 30 kilometre olduğunu bulurum. Şimdi soruda da bize şunu soruyor. Nihan diyor yine aynı saatte çıkıp pazar 0.30'da dedesinin yanına varması için bisikletiyle saatlik hızı kaç kilometre olmalıdır? Yani bu sefer hızı bilmiyorum. Ama süre 23.30'a göre 1 saat fazla. Yani T artı 1. T artı 1 dediğim şey de 3 artı 1 yani 4. Yine bu da 30 kilometre eşit olması gerekiyor. Çünkü yol yine aynı yol. V buradan 30 bölü 4 yani 15 bölü 2 gelecek. Cevap C şıkkı. Evet, soruya baktığımızda çevresi 320 metre olan bir futbol sahası verilmiş. Futbol sahasının etrafında özdeş panolar varmış. Daha sonra verdiği bilgilere baktığımda bir yarısına 6 tane yatay kısmı, 15 tane de dikey kısmı karşı karşıya geldiğinde bunlar eşit oluyormuş. Yani buradaki 6 parça, buradaki 15 parça eşit oluyormuş.
Şimdi ben bu küçük panoları buraya çizersem aşağıya. Şimdi uzun kenarla kısa kenar arasında bir oran yakalayacağım. Şimdi bunu da şöyle düşünebilirim. Burayı 3'e böldüm 2. Burayı 3'e böldüm 5. Demek ki ben bunun uzun kenarına 5K, kısa kenarına 2K edersem gerçekten 15 kere 2K, 30K, 6 kere 5K, 30K olacak yine. Şimdi bunu bulduktan sonra futbol sahasının kısa kenarı da 20 tane pano var. Ve panoların kısa kenara denk geliyor. Demek ki 20 çarpı 2K'den burası 40K olacak. Şimdi şu yarı 30K'ydi. Diğer yarı da 30K olacak. Demek ki futbol sahasının çevresini şöyle yazabilirim. 40K artı 60K çarpı 2 eşittir 320 olacak. Çünkü soruda öyle vermişti. Demek ki 100K 160 olacak. K dediğimde 16 bölü 10 metre olacak. Soruda ise bize şu soruluyor. Bir panonun çevresi kaç desimetredir diye soruluyor. Metre olarak sorulmamış. Şimdi bir panonun uzun kenarı 5K, kısa kenarı 2K ise demek ki çevresi 14K olacak. Onu da şuraya yazarsam 14 çarpı 16 bölü 10. K'yi de yerine yazdım. Bir de bunu tekrar 10 ile çarpacağım. Çünkü desimetre cinsinden istiyor. Yani 16 çarpı 14. Bunu da şöyle düşünebilirim. 15 artı 1 çarpı 15 eksi 1 diye. Bu da 15'in karesi eksi 1'in karesi olacak. O da 224 olacak. Cevap C şıkkı olacak. Evet, 28. soruda bakıyoruz. 10 at 5 basamaklı doğal sayılarını 80 adet seçiyor. Bunların bazılarının içinde 3 var, bazılarının içinde 3 yok. Hemen soruyu çözmek için şu 3. bilgiye bakalım. Diyor ki 3 rakamı olan sayı adedi 3 rakamı olmayan sayı adedinin 3 katıdır. Yani içinde 3 olanları böyle, üçünde 3 olmayanları da böyle gösterirsem, yani bunun sayısına 3x, bunun sayısına x dersem bunların toplamı 80 olacak. Çünkü soruda bize zaten 80 adet sayı seçtiğini söylemişti. Toplam 4x eşittir 80, x eşittir 20. Demek ki 60 tane sayının içinde 3 rakam var. Şimdi ikinci bilgiye baktığımda da diyor ki bir sayının içinde en fazla 2 adet 3 rakamı var diyor. Yani ya 1 tane 3 olacak ya 2 tane 3 olacak. Bunların top ya mesela bundan k tane varsa bundan da 60 eksi k tane olmalı. Neden? Çünkü zaten solda toplam 60 tane 3 rakamı içeren sayı olduğunu bulmuştuk. Birinci bilgiye baktığımda da diyor ki toplam 105 adet 3 rakamı kullanılmış. Şimdi bir tane 3 kullanılan k tane sayı var. Ama 2 tane 3 kullanılan 60 eksi k tane sayı var. Yani toplam burada da 2 çarpı 60 eksi k tane 3 rakam olacak. Bunun toplamı da 105'miş. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. 2k artı 120 eksi 2k eşittir 105. 120 eksi k eşittir 105. K eşittir 15 geliyor. Demek ki 15 tane sayıda bir tane 3 rakam varmış. Zaten soru da bizden bunu soruyor. Bu yüzden cevap B şıkkı. Evet, bu soruda bizden kurulan takımların herhangi birinde 3 pivot oyuncu aynı anda bulunmayacak şekilde bu takımlar kaç farklı şekilde seçilebilir? Bunu istiyor. Şimdi bu soruyu istenilen şekilde hesaplamaktansa istenilmeyen şekilde hesaplayacağız. Yani şu şekilde tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartacağım. Tüm durum nedir? Bir takım için 10 oyuncudan 5'ini seçerim. Geri kalan 5 oyuncudan da 5'ini seçerim. Ve bu tüm durum olmuş olur. Bunu hesaplayalım. 10 çarpı 9 çarpı 7 çarpı 6 bölü 5 faktöriyel. Onu da böyle yazdım. 5, 2. Buradaki 10 ile sadece işte. 4 ile 8. 2 kaldı. 3 ile 9. Buradan da 3 kaldı. Şimdi burada 6 çarpı 7 çarpı 6 o da 252 yapıyor. 36 kere 7'den. İstenmeyen durum A takımında veya B takımında 3 pivot oyuncunun aynı anda bulunması. Yani hem A hem B için iki farklı durum var. Yani 3 pivot oyuncu A'da bulunabilir. 3 pivot oyuncu aynı anda B'de bulunabilir diye. Önce 2 faktöriyle yazıyorum. Çarpı. Şimdi 3 oyuncu, 3 pivottan 3'ü mesela A takımında bulunsun. Geriye 7 oyuncu kaldı. A takımını 5'e tamamlayacağım. O zaman 7'nin ikilisi.
Şimdi A takımı tamam. Geriye kalan 5 oyuncudan 5'i de B takımında olacak. Şimdi bunu hesaplıyorum. 2 faktöriyel çarpı. Bu 3'ün 3'lüsü 5'in 5'lisini yazmayacağım 1 diye. 7'nin 2'lisini yazıyordum. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. Bunlar sadeleşiyor. Buradan 42 kalıyor. Şimdi tüm durum 252 ile. İstenmeyen durumda 42. Şimdi ben 252'den 42'yi çıkartırsam 210 oluyor. O zaman soruda bize sorduğu sorunun cevabı da 210 oluyor. Yani cevap B şıkkı. Evet, bu soruya baktığımızda elimizde bir torba var. İçinde 3 tane top var. Bu torbaya bir top atıyorum. Mesela bunun numarasına da X diyeyim. Ve daha sonra Smirna'nın çektiği iki topun toplamının ondan büyük olma olasılığı 1 bölü 3 olduğu bilindiğine göre Smirna'nın çektiği iki topun çarpımı en fazla kaçtır diyor. Mesela şimdi bu x ile ilgili şöyle yorum yapabilirim. Yani toplam ondan büyük olma olasılığı 1 bölü 3'müş. Yani görünen toplardan yani bildiğimiz toplardan 4 ile 3'ün toplamı 7. Yani bu ikisini toplasam bile onu geçmiyor. Demek ki x çok daha büyük bir sayı olmalı bunlara göre. Mesela şöyle. Şimdi rastgele iki top seçeceğim. Burada 4 top var. O zaman tüm durum 4'ün ikilisi olur. Bu da 6'dır. Yani tüm durum 6. O zaman 2 bölü 6 olmalı ki bu çekilen iki topun toplamının ondan büyük olmasının yani 1 bölü 3 olsun. Yani iki tane durum olacak. Şimdi x ile 4'ü topluyorum mesela. X artı 4 büyüktür 10 olmalı. Demek ki x buradan 6'dan büyük olmalı diyorum. Daha sonra x artı 3 büyüktür. 10 olmalı. X büyüktür 7 olmalı. Şimdi burada daha geniş bir şey elde ettim. Ama x artı 2 bunu da sağa yazıyorum. Büyüktür 10 olamaz. Çünkü o zaman tüm bu durum yani istenilen durumu sağlayan 2 değil 3 durum olmuş olur. Ya bu da istemediğimiz bir şey. Ya bu yüzden x artı 2 ondan büyük değil. X artı 2 ondan küçük eşit olmalı. X 8'den küçük eşit olmalı. Üzerinde doğal sayı yazan bir top diyor. Yani x 7'den büyük olacak. 8'e de küçük eşit olacak. Ve x bir doğal sayı. O zaman x sadece 8 olabilir. Daha sonra bizden şunu soruyor. Çekilen iki topun çarpımı en fazla kaçtır diyor. X 8'de, 8'de diğer 3 toptan hangisini çarparsam en büyük sonucu elde ederim? 4. 8 kere 4, 32 olacak. Cevap B şıkkı. Evet, yine bir katlama sorusu. Katlama sorularıyla ilgili şunu biliyorum. Katlamada açı ve uzunluk değişmez. O yüzden hemen şunları yazıyorum. BE ile AE birbirine eşit. BD ile AD birbirine eşit. Bu iki açı birbirine eş. Ve bunlar birbirine eş. Daha sonra soruda verilen bilgilere bakıyorum. Alan ADC bölü alan AED 4 bölü 3'müş. ADC'ye 4A dersem AED 3A olacak. Ve aynı zamanda BED de 3A olacak. Yani şu büyük üçgenlere baktığımda yani ABD ve ADC üçgenlerine baktığımda BD 6K, DC 4K olmalı. Çünkü üçgenlerde yani tabanları oranı alanlar oranı oluyor. Eğer yükseklikler aynıysa. Şimdi bu kenar uzunluklarını yazdığıma göre diğer şu bilgileri silebilirim artık. Ve ben katladığımda yani BD ile AD'nin üst üste geldiğini görüyorum. Demek ki AD de 6K olmalı. Sonra sorudaki diğer bilgiye bakalım. BCA 40 dereceymiş. Ve ABD'ye de alfa demiş. Katladığımda yine açı değişmeyeceği için ve B açısı ile A açısı birbirinin üstüne geldiği için yani buradaki açı da alfa. O zaman ADC 2 alfa. Yani buraya da teta diyeyim. Daha sonra son bilgi olarak soruda bize AC'nin BD'den büyük olduğu bilgisi verilmiş. Yani buraya M dersem M'nin 6K'den büyük olduğunu biliyorum. Ve ben artık şu ADC üçgenine baktığımda artık burada büyük açı karşısında büyük kenar olduğu bilgisini kullanarak çözeceğim. Mesela teta'nın 40'tan küçük olduğunu biliyorum. Çünkü teta'nın karşısında 4K, 40 derecenin karşısında 6K var. Ve aynı zamanda en büyük kenarın M olduğunu biliyorum. Şimdi ADC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olduğuna göre 2 alfa artı teta 140 olmalı. 2 alfa da
140 eksi teta olmalı. Şimdi şuradaki eşitsizlikte 2 alfayı yazabilmek için burada teta'yı 140 eksi teta haline getireceğim. Yani şunu tekrar aşağıya yazarsam teta 40'tan küçük eksi 40 eksi teta'dan küçük. Her tarafa 140 ekliyorum. 140 eksi teta'dan küçük. Peki 140 eksi teta neye eşitti? 2 alfaya eşitti. O zaman 100 2 alfadan küçük. 50 de alfadan küçük olacak. Bana alfa aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 50'den büyük tek şık en şık olduğu için cevap 54 oluyor. Evet, bu sorumuzda da farklı şekillerde asılmış tablo görüyoruz. Ve çivilerin aralıklarının 12'şer santim olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen ortadaki şekle bakalım. Buralar 12, 12, 12. Bunları ipin uzunluğunu bulmak için yazıyorum. Ve buradaki uzunluklara da xx diyorum. Toplam ipin uzunluğu 2x artı 48 oluyor. Daha sonra soldaki şekilde ipin uzunluğu yine 2x artı 48 olmak zorunda. Yani çünkü ipin uzunluğu değişmiyor ve bu ikizkenar üçgen şeklinde bölünecek. Çünkü bu tam ortadan asılmış olduğu için. Şimdi o zaman burada x artı 24 olacak. Peki hemen buradan bir dik indiriyorum. Burası 24, 24 olacak. Peki buradaki şu indirdiğim yükseklik kaç santim? Onu nasıl bulacağım? Ortadaki şekil yerden yüksekliği şurası x artı 88'di. Aynı şekilde bunun da x artı 88 olması lazım. 80 santim burada. O zaman benim bu çizdiğim yükseklik yani şurası x artı 8 olmalı. O zaman şuradaki dik üçgene baktığımda x artı 24, x artı 8, 24 üçgenine. Onu buraya yazayım. Kenar uzunlukları bu. Şimdi ben burada Pisagor yaparak x'i bulabilirim. Ya da x yerine bir tam sayı değeri deneyebilirim. X yerine 2 yazarsam eğer 10, 24, 26 oluyor. Yani 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı olmuş oluyor. Ben buradan x'in 2 olduğunu buldum. O zaman ipin uzunluğunu da bu ortadaki şeklin altına yazmıştım. 52 olduğunu buluyorum. Şimdi ipin uzunluğu 52 ise bir de sağdaki şekle bakalım. Sağdaki şekilde de buraların 12, 12 olduğunu biliyorum. Daha sonra 52'den 24 çıkarttığımda da geriye 28 kalıyor. O zaman buralarda 14, 14 olarak paylaşılacak. Çünkü yine aynı. Burası tam simetri ekseni olacak ve yani ikizkenar yamuk olduğu için 14, 14 paylaşılacak. Daha sonra buradan dik indiriyorum yine. Burası 24. Tamamı 48 de buranın. O zaman şuraya 12, buraya da 12 kaldı. Daha sonra benim şuradaki h uzunluğunu bulmam gerekiyor. Daha sonra çünkü bana soruda şunu sormuş. Şekil 3'teki tablonun yerden yüksekliğini soruyor. Şimdi onu da bulmak için h'ı bulacağım. Daha sonra şu toplam yüksekliği x artı 88 yani 90 olduğunu bulmuştum. Onu da 90'dan çıkartacağım. Yani aslında benim amacım 90 eksi h'ı bulmak. Ama tabii bunun yaklaşık değerini bulacağım. Çünkü şuradaki şekil 3'te, şuradaki üçgende Pisagor yaparsam eğer h kare artı 12 kare eşittir 14 kare olacak. H kare eşittir 196 eksi 144 olacak. H kare buradan 2, 52 gelecek. H'da kök 52 gelmiş olacak. Şimdi kök 52'nin yaklaşık değerine bakıyorum. Kök 52. Hatta onu aşağıya yazayım. Şu 80 santimetrenin altına. Kök 52, kök 49 ile kök 64 arasında olacak. Yani 7'ye daha yakın olduğu için tekrar bu h eşittir kök 52'nin yanına h yaklaşık olarak 7'dir yazabilirim. Daha sonra 90 eksi h yazdığım yere bakıyorum. H zaten yaklaşık olarak 7 ise buradaki sonuçta yaklaşık olarak 83 eşit olacak. Doğru cevap da c şık olacak. Evet, şimdi bu sorumuza baktığımızda Işığı az geçiren, hiç geçirmeyen ve tam geçiren bölgeler var. Soruda bize ışığı az geçiren bölgelerin alanları toplamının 72 olduğunu söylenmiş. Peki ışığı az geçiren bölgeler hangisi? Bir yüzü siyah, bir yüzü yeşil olan bölgeler. Mesela şu iki nokta koyduğum kare. Buralar ve buralar. Daha sonra işaretlemeye devam ediyorum. Pardon. Burası değil. Şurası olacak. Şöyle. Ve bunlar. Tekrar burayı da işaretliyorum. Böyle. Şimdi bunlardan kaç tane var? Onları sayacağım. Her sütunda 3 tane var. 6 sütunumuz var. Toplam 18 tane ışığı
az geçilen bölge var. Eğer 18 tanesi 72 birim kare ise bunların bir tanesi 4 birim kare olur. Şimdi ben bir karenin alanının 4 birim kare olduğunu buldum. Yani şurası 4 birim kare diyebilirim. Daha sonra soruda ise bana ışığı hiç geçirmeyen bölgeyle tam geçiren bölgeyi soruyor. Önce ışığı hiç geçirmeyen bölgeleri işaretleyeyim. Burada iki tane noktamız var. Burada iki tane noktamız var. Daha sonra burada iki noktamız var. Burada iki tane noktamız var ve burada iki tane noktamız var. Toplam 2, 4, 6, 8, 10 tane böyle noktamız var. O zaman 10 tanesi de 20 birim kare olacak. Pardon. 10 tanesi de 40 birim kare olacak. Daha sonra bir de ışığı tam geçiren bölgeleri işaretleyeyim tekrar. Siliyorum bunları. Şimdi ışığı tam geçiren bölgeler ise mesela şu iki kare. Daha sonra şu ikisi. Bu ikisi. Ve bu ikisi olacak. Toplam burada da 8 tane var. Bunlar da 32 birim kare olacak. Bana bunların farkı soruluyordu zaten. Buradan fark da 8 birim kare gelecek. Cevap da A şıkkı olacak. Evet, burada yine bir katlama sorusu. Kenar uzunlukları 4 ve 5 ile orantılı olan bir dikdörtgen var. Şimdi ben burada uzun kenara 10K, buraya da 8K diyeceğim. Çünkü kolay olsun. Kesirseler uğraşmak istemiyorum. Şimdi AD uzunluğu ve BC uzunluğu 10K idi. Ben bunu katladığımda BC uzunluğu hala 10K olacak. DC uzunluğu 8K idi. O zaman BD'ye 6K kaldı. AB'de 4K oluyor. Daha sonra burası dik üçgen. Burası dik üçgen. Burası da dik açı. Ya yani ben buraya alfa 90 teta dersem teta 90 alfa olacak. Burası da alfa 90 teta oluyor daha sonra. Şimdi ben burada BDC üçgeninden tanjant teta'nın 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. O zaman AE uzunluğu da 3K olacak. BE uzunluğu da yine 3K olacak. Soruda bize buna göre şekil 2'de oluşan siyah üçgenin alanının şekil 1'deki pembe dikdörtgenin alanına oranı kaçtır diyor. Pembe dikdörtgenin alanı 8K çarpı 10K'den 80K kare olacak. Bunun alanı ise 5 çarpı 10 bölü 2'den 25K kare olacak. Bunlar 5K, 10K. Bunların oranlarını bana soruyor. 25K kare bölü 80K kare eşittir 5 bölü 16 olacak. Cevap da B şıkkı olacak. Evet, bu sorumuza baktığımızda soruda bize bir çark verilmiş. Çarkta hediye dilimleri var. Karavana 1 ve karavana 2 yazan yerler var. Üst kısma baktığımda bana diyor ki 8 tane hediye yazan yerlerin alanları diyor birbirine eşit diyor. Yani bunlar eş dilimler diyor. Ancak karavana 1 ve karavana 2 yazan yerler için herhangi bir bilgi verilmemiş. Daha sonra aşağıya baktığımda şekil 1'deki konumdaki çark ifenek saat yönünde 80 derece döndürülünce şekil 2 elde ediliyormuş. O zaman bakıyorum şimdi. Şekil 1 şu yönde çevrilecek ve şekil 2'deki hale gelecek. Yani şu dilimi ve bu dilimi geçmiş olacak. Yani K1 artı H eşittir 80 derece diyeceğim. Daha sonra şunları temizliyorum. Ve diyor ki saatin ters yönünde 220 derece döndürülünce şekil 3 elde ediliyormuş. Yani bu sefer de şu yönde çevireceğim ve şekil 3 elde edilecek. Yani şu dilimi, şu dilimi, şu dilimi, şu dilimi ve bu dilimi geçmem lazım ki şekil 3'teki hali elde edeyim. Ve burada da 4H artı K2'yi geçtim ve 220 derece oldu. Şimdi neden K1 ve K2 yazdım derseniz, ya karavanalar hakkında bir bilgimiz yoktu. O yüzden onlar birbirinden farklı olabilir. O yüzden onlara farklı değişkenler vardı. Daha sonra şekil 1'e tekrar geri dönüyorum. Ve diyorum ki ya bu çarkıfelenin tamamı 360 derece olacak. Yani 8H artı K1 artı K2'nin 360 derece olması gerekiyor. Daha sonra buradaki denklemi kullanarak buraya geliyorum. Ve diyorum ki yani bu ikisini önce alt alta toplayayım. 5H artı K1 artı K2 eşittir 300 derece olsun. Yani şuradaki denklemle İki tane kutu içine aldığım dikdörtgen içindeki denklemi ortak çözdüğümde şunu göreceğim. Diyeceğim ki 3H eşittir 60 derece olması lazım. H dediğimde 20 derece olması lazım. Daha sonra bu H'nin 20 olduğunu bularak burada K1 artı H denklemine geri dönüyorum ve diyorum ki H 20 ise K1'in 60 olması gerekiyor. Ve H yine 20 ise burası 80 oluyor. Demek ki K2 dediğim şeyin de 140 derece olması gerekiyor. Şimdi şuraları artık tekrar temizleyebilirim. Çünkü artık son aşamaya geçiyoruz. Yani şurada göstermek gerekirse buraların 20,
60, 20, 20, 20, 20, 140, 20, 20 ve 20 olduğunu buldum. Şimdi soruda bizden isteniyor ki şekil 2'deki konumdayken diyor saat yönünde diyor 230 derece döndürülürse yeşil okun ucu nereye denk gelir diyor. Yani ben bunu bu şekilde çevireceğim. Şekil 2'deki çarkı döndürüyorum. 20 derece çevirirsem buraya. 20 daha çevirdim 40. 20 daha 60. 140 daha 200. 20 daha 220. 230 olması için tam bu 6. hediyenin tam ortasına denk gelmesi gerekiyor. Çünkü burası 20 dereceydi. Bunun şuraya yani tam ucuna gelirse 240 olur. Burada kalırsa da 220 olur. Tam ortası 230 derece olacak. Yeşil okun ucu da 6. hediyeyi göstermiş olacak. Evet, bu soruya baktığımızda demiş ki şekil 1'deki mavi dairenin çevresini tam olarak dolanan ipini şekil 2'deki kırmızı yarım dairelerden 4 tanesi tam olarak çevrelerini biliyor. Buna göre mavi yarım dairenin alanı kırmızı yarım dairenin alanları toplamının kaç katıdır? Şimdi ben mavi dairenin yarıçapına m diyorum. Buradan kırmızı olanların yarıçapına da n diyorum. Şimdi önce mavinin çevresini dolanan ipin uzunluğuna bakalım. Şimdi şu çember yayını sanki çemberin çevresini hesaplıyormuş gibi 2 pi r ile hesaplıyorum. Yani r dediğim şey m'ydi. Ama bunun yarısı olacak. Çünkü yarım. Yani pi m. Yani bu düz kısım ise 2 m olacak. Yani ipin toplam uzunluğu pi m artı 2 m olacak. Bu neye eşitmiş? 4 çarpı. Bu sefer de aynısını bu küçük çember için yapacağım. Yani aslında sadece m gördüğüm yerleri ne yazmış olacağım? Bunlar birbirine eşitmiş. Yani pi m artı 2 m eşitmiş 4 pi n artı 8 n'yi. Ya ben buradan anlıyorum ki 2 m 8 n'yi m de 4 n'ye eşit olacak. O zaman buradaki m'yi artık silip buraya 4 n yazabilirim. Daha sonra mavi yarım çemberin alanını hesaplamak için pi r kare bölü 2 yapacağım. R'nin karesi 16 n kare olacak. Çarpı pi bölü 2'den bununki 8 n kare pi gelecek. Daha sonra küçük kırmızı çemberler için de şöyle yapacağım. Pi çarpı n kare bölü 2 yapacağım. Ama bunlardan 4 tane var. O zaman bunu da 4 ile çarpacağım. 2 pi ne kare gelmiş olacak. Şimdi 8 ne kare pi 2 pi ne karenin 4 katı olacak. Zaten bana da bunu soruyordu. O yüzden cevap D şıkkı olacak. Evet, şimdi şekle baktığımızda mavi renkli kenarların 10 birim, siyah renkli kenarların 2 birim olduğunu görüyoruz. Şimdi bu şekli daha yakından bakalım. Daha sonra bu şeritler boyunca yani şu şerit boyunca kesildiğinde bir düzgün altıgen ortaya çıkıyormuş. Şimdi şuranın tamamı 10 birim. Ben buraya 2K diyeceğim. Buraya da 10 eksi 2K kalacak. 10 eksi 2K dediğim yer neresi? Şu iki noktanın arası. Burası da 2 birim. Şimdi ben buradan bir dik indiriyorum. Buradan da bir dik indiriyorum. Daha sonra şuranın 60 derece olduğunu biliyorum. Çünkü bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derece olacak. Burası 60 derece. O zaman şu noktalı açı 30 derece olacak. Yani hipotenüs K ise, 2K ise burası K olacak. Çünkü 30, 60, 90 üçgeni. Daha sonra burası 2. Aynı şekilde burası da K. Çünkü bunlar eş. Zaten orası ikizkenar yamuktu. Daha sonra düzgün altıgenin bir kenarının 2 artı 2K olduğunu görüyorum. Ama aynı zamanda şuradaki işaretlediğim iki nokta vardı ya. Burada da 10 eksi 2K olduğunu görüyorum bir kenarın. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. 4K eşittir 8. K dediğim değer 2 olacak. Şimdi ben bunların hepsini sileyim. Tekrar yazayım. Şunları siliyorum. Artık şuranın 4 olduğunu biliyorum. Buranın 6 olduğunu biliyorum. Buranın 2 olduğunu biliyorum. Buranın da 6 olduğunu biliyorum. Daha sonra bana şunu soruyor. Şurada taradığım alanların toplamının buradaki altıgenin alanına oranı soruluyor bana. Şimdi önce yamuğun alanını bulalım. Buradan tekrar dik indirdim. Buranın 2 olduğunu biliyorum. Artık şuradaki üçgen 30, 60, 90 üçgen olduğu için buradaki yükseklik 2 kök 3 olacak. Yamuğun alanını bulalım sol tarafta. 2 artı 6 bölü 2 üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik 2 kök 3. Buradan 8 kök 3 gelecek.
Ama benim toplam alanım yamukların toplam alanı 16 kök 3 olacak. Çünkü bunlardan 2 tane var. Şimdi bir de altıgenin, düzgün altıgenin alanını bulalım. Bunu da bir kenarı 6 olduğu için a kare kök 3 bölü 4 çarpı 6 formülüyle bulabilirim. Buradan da şurası 9 kök 3 gelecek. 6 ile çarptığımda burası 54 kök 3 olacak. Daha sonra bu ikisinin alanlarını oranladığımda 16 kök 3 bölü 54 kök 3 eşittir 8 bölü 27 gelecek. Bu da E şıkkında var. Cevap evet. 38'in soruda İsmail Matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat üzerinde y eşittir 2 doğrusu üzerinde bir nokta işaretliyor. O zaman bunu hemen x virgül 2 noktası olarak yazabilirim. Sonra işaretlediği bu noktanın x koordinatını 3 birim azaltıp y koordinatını a birim azalttığında orijin üzerinde ikinci bir nokta elde ediyor diyor. Yani 0'a 0 noktasını elde ediyor. Ama x'i 3 azaltmıştı. Yani o zaman x 3 olmalı ki 3 azaldığında 0 olsun. A birim azaltıyor diyor. Yani bu A birim dediği şey de aslında 2 birim. Yani aslında bizim elimizde başta 3'e 2 noktası varmış. Daha sonra x'ini 3, y'sini 2 azaltmış ve 0'a 0 elde etmişim. İkinci noktaya da aynı işlemi uyguluyor. O zaman eksi 3'e eksi 2 elde edecek. Soruda da bize diyor ki İsmail elde ettiği 3. noktaya aynı işlemi uygularsa elde edeceği noktaların koordinatlar çarpımı. O zaman x'ini bir kez daha 3 azaltıyorum. Eksi 6 oldu. Y'sini bir daha 2 azaltıyorum. Eksi 4 oldu. Bana da eksi 6 çarpı eksi 4'ü soruyor. O da 24 oluyor. Cevap E şıkkı. Evet, bu soruya baktığımızda oluşan şeklin hacminin sayısal değeri yüzey alanının sayısal değerinden kaç birim eksiktir diye soruyor. Önce hacmi hesaplayalım. Şimdi kare bir prizmanın hacmini hesaplamak için 3 ayrıtında çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 8. Ama bundan 5 tane olduğu için bir de 5 ile çarpacağım. Toplam burası 160 yapıyor. 160 hacim. Şimdi yüzey alanını hesaplamak için şunu yapabilirim. Yani tek tek bu yüzeyi, bu yüzeyi, bu yüzeyi saymaktansa tüm yüzey alanından yani buralardaki kesişimleri çıkartabilirim. Önce tüm yüzey alanını hesaplayalım. Önce bir tanesinin ikini hesaplayalım. Sonra 5 ile çarpalım. Şimdi bir tanesinin yüzey alanı şöyle. Bir burada bir de bunun altında kare bir yüzey var. 2 çarpı 2 bir tane kare yüzeyin alanı. Ama bunlar 2 tane olduğu için bir daha 2 ile çarpıyorum. 8. Daha sonra burası 8. Burası 2. Yani burada vermişti bize ayrıt uzunluklarını. Şimdi bu dikdörtgen yüzeylerden de 4 tane var. 2 çarpı 8 bir tane dikdörtgen yüzey. Bir de bunu 4 ile çarptığımda 64 oluyor. Yani bir tane kare bloğun yüzey alanı 72 oluyor toplam. Ama bundan 5 tane vardı benim elimde. 72 çarpı 5'ten 360 oluyor. Şimdi kesişimleri çıkartmam gerekecek. Yani şuradaki, şuradaki, şuradaki ve şuradaki. Şimdi kesişimleri bir tane kare yüzeyde iki tane kare yüzey olarak saymak zorundayım. Çünkü bir kare yüzey bu üstteki. Diğeri de bu alttaki için veya bunun için bir tane kare yüzey soldaki, diğeri de sağdaki için. Yani şöyle sayacağım. 2, 4, 6, 8 tane kare yüzey kesişiyor. Şimdi ben bu kare yüzeyleri 2 çarpı 2'den bir tane kare yüzey hesapladım. Ama bundan 8 tane vardı. Bir de 8 ile çarpıyorum. 32. Daha sonra 360'dan 32'yi çıkartıyorum ve şeklin gerçek yüzey alanını buluyorum. O da 328. Daha sonra soruda bana yüzey alanı hacimden sayısal değer olarak kaç fazladır diye soruyordu. 328'den de 160'ı çıkarttığımda cevap 168 oluyor. A şık. Evet, bu soruya baktığımızda elimizde küp biçiminde boş bir koli var ve ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 5 olan dikdörtgenler prizması şeklinde ayakkabı kutusu var. Arif bu kutuları yükseklikleri 3 birim olacak şekilde yerleştirirse koliye koyamadığı 12 tane kutu var diyor. Yani n tane kutu varmış. Burada söylüyor. Yani n çarpı 20 diyeceğim. Çünkü ayrıt uzunlukları 3, 4, 5'ti. Yüksekliği 3 ise demek ki taban alanı 20 olmak zorunda. 4 kere 5'ten. 12 tane kutu koyamıyormuş. O zaman kübün taban alanı için şunu diyebilirim. N eksi 12 çarpı 20. Kübün taban alanı eşit. Ama diyor ki
4 birim alacak şekilde, yani yükseklikleri 4 birim alacak şekilde yerleştirirse de, yani taban alanı 15 olacak şekilde yerleştirirse de 4 tanesini koyamıyor diyor. Yani 15 çarpı n eksi 4 de kübün taban alanına eşit olacak. O zaman buradaki iki değer birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi bu denklemi çözelim. 20n, hatta önce şunları sağa değiştirelim. 5'e böldüm. Burası 4. Burası 3. 4n eksi 48 eşittir 3n eksi 12. N eşittir 36 olacak. Zaten n de sorulduğu için cevap Denizli olacak.